Dostlar biraz şarj edebildim makineyi. Şimdi 10. köşe taşıyla devam ediyorum. Ama her an şarjım da bitecekmiş gibi de duruyor dostlarım. Şimdi 10 numara. Y eşittir x kare parabolünün bilmem ne noktasına en yakın noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi bu x kare parabolümüz şöyle bir şey olsun arkadaşlarım, böyle bir şey. Bunun üstünde bir nokta varmış. Bir B noktası olsun bu nokta. Şöyle bir A noktası da var. A noktası da 0'a 3 noktasıymış. 0'a 3 pardon. Şuralarda bir yerde bir noktaymış. 0'a 3. Bunların diyor aralarındaki mesafe en kısa olsun diyor arkadaşlarım. En kısa. Şimdi A ile B arasındaki mesafeyi bulacağım. Bunun minimum değerini istiyor bizden arkadaşlarım. Yani AB arasındaki uzaklığın türevini alıp sıfıra eşitleyin diyor bize kısaca. Minimum değerlerde, maksimum değerlerde türev alıp sıfıra eşitliyor. Şimdi B noktası madem ki parabolün üstünde, parabolün denklemine uyum sağlamak zorundadır. X yerine X yazarsanız Y yerine ne yazacakmışsınız? X kare. Böyle bir B noktası böyle bir şeymiş. Şimdi hemen A ile B arasındaki uzaklığı yazıyorum dostlarım. İki nokta arasındaki uzaklık yazılacak burada. X'ler farkı x eksi 0, x yine karesini alıyorum. Y'ler farkının karesi. X kare eksi 3'ün, x kare eksi 3'ün karesini aldım. Şimdi bu bizim AB arasındaki uzaklığımız. AB doğrumuz yani dostlarım. Bu doğrunun diyor... neyini alın diyor, türevini alın ve sıfıra eşitleyin diyor bize minimum değeri dediği için. Şimdi şu AB arasındaki uzaklığı yalnız biraz daha düzgün yazayım ben. Şöyle kök içinde, şurası x kare, şurayı da bir açalım. Birincinin karesi x üzeri 4, ikincinin karesi 9, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı eksi 6 x kare geldi burası. Bir satır daha düzenleyelim AB arasındaki mesafeyi. Şöyle olacak, kök içinde eksi ya da x üzeri 4'ü başa yazalım. Eksi 5 x kare artı 9 geldi. Şimdi ne yapıyorduk? Bu AB arasındaki uzaklığın türevini alacağım ve sıfıra eşitleyeceğim. Köklü bir ifadenin türevini almayı iyi biliyoruz arkadaşlarım. Şurayı temizleyeyim, burada yapayım birazında. Köklü bir ifadenin türevini nasıl alıyorduk dostlar? İçinin türevini yazıyoruz ilk önce. Yani 4x küptür. İçinin türevi eksi 10x kare. 10x'tir. Bölü 2 çarpı kök içinde şuranın aynısını yazıyoruz. Yani x üzeri 4 eksi 5x kare artı 9 yazıyoruz. Ve bunu sıfıra eşitlediğinde de ekstremum noktalarını buluyor. Şimdi içler dışlar yaparsam şurası zaten gidiyor değil mi arkadaşlarım? Sıfırla çarpıldığı için geriye bir tek şu işlem kalıyor. Burası da sıfıra eşitse bir şöyle bir 2'ye böleyim. Hatta ne yapalım? 2'ye bölelim. 2x küp eksi 5x kalacak buradan. Bir de x parantezinde yazalım bunu. X parantezinde 2x küp 2x küp ne yapıyordum? X parantezini aldığım için 2x kare eksi 5 geldi buradan da. İşte burayı sıfıra eşitledim. Şimdi x ya 0 olacak ya da 5 bölü 2'nin kare kökü. Yani kök 5 bölü 2 olacak dostlarım. Şurayı da 0'a eşitlerseniz 2x kare eşittir 5. X kare eşittir 5 bölü 2. Yani x eşittir kök 5 bölü kök 2. O da kök 10 bölü 2. Ya 0 ya da kök 10 bölü 2. İkisi de apsisidir. En yakın noktanın hangisi olabilir diye soruyor. Kök 10 bölü 2 var şıklarda. Bunu işaretledim dostlar. Geldim 2 numaraya. Diyor ki bilmem ne doğrusunun bilmem ne noktasına en yakın noktası. Şimdi en yakın noktamız B olsun, hiç şekil çizmeye gerek yok. B'nin apsisi X ise ordinatı X artı 3'tür diyeceğim. Buna uyum sağlamalı. Şimdi bunun da A noktasına olan uzaklığının en yakın olmasını istiyor bizden. Hadi şu AB uzaklığını bir yazalım biz dostlarım. Kök içinde x'leri çıkartacağım birbirinden. X eksi 1'in karesi gelir. Artı y'leri çıkartıyorum birbirinden. X artı 3'ün karesi geldi. Şimdi şurayı da bir satır daha düzenleyelim şöyle AB arasındaki uzaklığı.
açarak yazıyorum bunları. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyorum. Yine birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bir satır daha düzenliyorum. AB arasındaki uzaklığı ne oluyor? 2x kare geliyor. Artı 4x artı 10 geldi. Şimdi benden bu ifadenin, yani AB arasındaki uzaklığın minimum olmasını istiyor arkadaşlarım. Birbirine en yakın olsun istiyor. Demek ki uzaklık en kısa olsun istiyor bizden. Hemen ne yapıyorum? Bunun bir kere türevini alıyorum. Şimdi türevini almak nasıldı? Önce içinin türevini alıyorsunuz. 4x artı 4 bölü 2 çarpı şu köklü ifadeyi aynen buraya yazıyorum. İşte bunu sıfır yapan x değeri benim ekstremum noktam oluyor. İçler dışlar yapınca şurası zaten gidiyor. Bir tek 4x artı 4 sıfıra eşit kaldı. Demek ki x eşittir burada eksi 1 çıktı arkadaşlarım. Peki x eksi 1 ise y'si neydi bu b noktasının? Apsisini eksi 1 buldu. Ordinatı eksi 1 artı 3'ten 2 geldi. Bunların da toplamını soruyor. B'nin koordinatları toplamı. Eksi 1 ile 2'nin toplamı 1 yaptı Goberler. Cevabım Denizli'den çıktı. Geldim 3 numaralı soruya. Yine bakın bir eğri var. Y eşittir kök x eğrisi. Şimdi P noktası bu eğrinin üstündeyse apsisi x, ordinatı da kök x olmak zorunda. Bir de A noktası var dostlarım. 8'e 0. Ne istiyor bizden? En yakın nokta A noktaymış. A noktasıymış dostlarım. O zaman bunların arasındaki uzaklık en kısa uzaklık. Hadi şimdi P ile A arasındaki mesafeyi bir ölçelim biz. İki nokta arasındaki uzaklık formülünden. X'ler çıktı birbirinden. X eksi 8 karesi. Y'ler çıktı. Kök X'den 0 çıktı kök X. Bir de karesini aldım. X geldi. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Şu P, A arasındaki uzaklığı. Şu kareyi bir açalım. X kare artı 64 eksi 16X artı bir X de buradan geliyor. Bir satır daha düzenliyorum. P ile A arasındaki mesafe eşittir diyorum. X kare eksi 15x artı 64 geldi. Şimdi bunun en kısa en uzak olması istediği için arkadaşlar ne yapıyorum? Hemen buranın bir kerecik türevini alıyorum. Şurada yapalım onun da türevini. Burası gözüküyor mu? Evet gözüküyor. P A uzaklığının türevini alıyorum şimdi dostlarım. Neydi kural? İçinin türevini yazıyorum. 2x eksi 15 bölü içinin türevi bölü 2 çarpı kendisinin aynısı. Bunu sıfıra eşitliyor. İçler dışlar yaptığımda burası sıfırla çarpılıyor. Gidiyor sıfır. Demek ki 2x eksi 15 eşittir sıfır. 2x eşittir 15. X eşittir 15 bölü 2 geldi. Şimdi P noktasının koordinatlarını yazıyorum. Apsisini 15 bölü 2 buldum. Ordinatı da kök 15 bölü 2 olacak. Yani kök 15 bölü kök 2. Hatta birazcık daha düzgün yazayım. 15 bölü 2. Kök 2 ile çarparsam kök 30 bölü 2. İşte A bu. B de bu çıktı dostlarım. Bana da A ile B'nin çarpımını soruyor. 15 kök 30 bölü 4 gelecek. Yani Ceyhan şıkkımız doğru cevap olacak diyebiliriz. Çevirdim hemen. 11 numaralı sorudayız. Güzel bir soru çeşidi arkadaşlarım. Hemen ben size burada güzel bir pratik yol öğreteyim. İyi dinleyin, öğrenin. Çok basit gelecek. Buradaki 4 soruyu da herhalde bu yöntemle çözebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi eğer bir eğrinin orijine en yakın noktasının apsisi, ordinatı ya da işte bu noktayı bulun diye sorarsa, bakın bunun apsisi, eğriye dikkat edin, 4 bölü x, 2 bölü x, 6 bölü x, bir şey bölü x yani. Bu noktanın apsisi şu olur arkadaşlar. Şu 4 neyin karesi diye soracaksın. Ya 2'nin ya da eksi 2'nin. İşte apsis ya 2 ya da eksi 2 olacak. Hangisi olabilir? İkisi de olabilir. Şıklarda 2 var. İşaretledim geçti. Geldim ikinci soruya. O orijine en yakın noktasının koordinatları toplamı hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi bu neyin karesidir diye soruyordum. 16 neyin karesi? Ya 4'ün ya da eksi 4'ün. O zaman apsisi ya 4 ya da eksi 4. Peki apsisi 4 ise 16 bölü 4'ten ordinatı ne çıkıyor yine? 4.
Ordinatı ne çıkıyor? 16 bölü eksi 4'ten eksi 4. İşte koordinatları toplamını soruyor. Ya 8 olur koordinatları toplamı ya da eksi 8 olur. Eksi 8 var şıklarda, işaretledim, geçtim. Üçüncü soruya bakıyorum. Bakın yine orijine en yakın noktasının diye soruyor. Orijine uzaklığını bulun diyor. Önce bir orijine en yakın noktasını bulalım biz. 2 neyin karesidir diye soruyorum. Ya kök 2'nin ya da eksi kök 2'nin karesidir. Peki x 2 kök 2 ise yerine yazalım. Y ne çıkacak bu durumda? Yine kök 2 çıkacak. Y 2 ne çıkacak bu durumda? Yine eksi kök 2 çıkacak. Peki işte en yakın noktası budur veya budur. Bunun orijine olan uzaklığını soruyor. Şimdi noktamız ne çıktı? Kök 2'ye kök 2 geldi. Bunu alalım. Orijinde 0'a 0. İkisinin arasındaki uzaklığı bulun diyor bize dostlar. Hemen neydi formülümüz? Kök içinde x'ler farkı, kök 2'den 0 çıktı kök 2, karesini alıyorum 2. Kök 2'den 0 çıktı yine kök 2, karesini alıyorum 2. Yani kök 4, o da 2 çıktı. Sorumuzun cevabı orijine olan uzaklık 2 birimmiş. Sonuncu soruya geldim. Orijine en yakın noktaları A ve B'dir. Şimdi A dediğim şey... Neye bakıyordum x'ini bulurken? 6 neyin karesi? Kök 6'nın. O zaman kök 6'ya kök 6'dır. B dediğimde ya da eksi kök 6'nın, değil mi dostum, karesidir 6. Eksi kök 6'ya eksi kök 6'dır. A ile B bunlar arkadaşlarım. Bize de diyor ki A ile B arasındaki uzaklığı ölçün. Hemen kök içinde kök 6'dan kök 6 çıktı. 2 kök 6 oldu arkadaşlarım. 2 kök 6'nın karesi de 24. Kök 6'dan eksi kök 6 gelecek. Yine kök 6, o da 24. Ne yaptı? Kök 48. Kök 48 dediğimde 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 çıktı gobeller. Evet, bunu da bitirdik. Şimdi süremiz de dolmaya başladı zaten. 12 saniye geçti, 12 dakika. Bir sonraki video.